Peki abi nedir bu pivot etmek? Yani özellikle senin gördüğün güzel pivot örneklerine biraz değinmek isterim. Ya şöyle aslında pivot etmek dediğin şey senin üründe pivot olabilir, iş modelinde pivot olabilir. Yani hani pivot dediğin şey aslında değişiklik ama kritik bir değişiklik. Eğer iş modelini pivot edeceksen, yani para kazanma yöntemini, para kazanma modelini pivot edeceksen daha bunalım bir süreç seni bekliyor. Ama ürünü pivot edeceksen daha az bunalımlı bir süreç seni bekliyor. Şimdi mesela pivot dediğin şey ne? Değişiklik ihtiyacı. Çünkü senin neydi? Bir hedefin vardı. O hedefe gitmen bir yolculuğun vardı. Baktın yolculukta ne yaparsan yap o hedefe ulaşma ihtimali sıfır. Yani bir yerlerde bir hata var. Nerede bir hata var? Ya iş modelinde bir hata var. Yani kullanıcı kazanımında bir hata var. Kullanıcıyı içeride tutmanda bir hata var. Arayüzlerinde bir hata var. Ürün servis ettiğin üründe bir hata var. Fiyatlandırmanında bir hata var. Monetizasyonunda bir hata var. Herhangi bir yerde bir hata olabilir. Ya da senin komple ürünün hatalı. Yani atıyorum senin hedef kitlen 1 milyon kişiyken sen ilk 100 kişi de bunu beğendi diye o ürünü geliştirmeye develop ettin. Ama onlar senin için yeterli bir şey grubu değildi. Hedef kitle değildi. Dolayısıyla senin ürünün hatalı gelişti. Pazar da senin ürününü istemiyor yani ona karşılık vermiyor. Dolayısıyla dönüp ürünü değiştirmen gerekiyor. Pivot aslında bu iki ne diyeyim boyutta ele alabileceğim bir şey. Mesela bizim işte bu Survival Pet yayınlarında biz bunun üstüne bir yayın yapmıştık. Erkmen gelmişti. Alivex vardı o dönem. Biz ona yatırım yapmayı planlıyorduk. Yani böyle işte baktık ekip çok iyi yani Erkmen müthiş bir girişimci. İş para kazanıyor ama dan diye bir Covid geldi. Covid'in de Şubat, Mart ayında ne olacağı belli değildi. Az buçuk böyle hani ne diyeyim görebiliyorduk. Sonra Erkmen geldi dedi ki abi ben bu işi yaparsam dedi aç kalacağım. Abi O küçük yüzden. bir şey söyleyeyim. İş neydi? Ya iş şu. Ekstrem sporlara yönelik biletleme sitesi. Mesela atıyorum işte bir maraton var. O maratonu Biletix'ten satın alamıyorsun. Ona göre tasarlanmış Biletix. Ya da atıyorum hacim o kadar küçük ki 100 kişiye biletleme yapıyorsun. Biletix'e giremiyorsun o yüzden. Yeteri kadar para kazandıramadığın için. Erkmen o pazarı target etmişti. Ha o target ettiği pazarda da iyi giden bir biznesi vardı. Para kazanıyordu işte bizim yani sistemin üstünden geçen ciro iyi bir rakamdı o döneme göre. Ama işte sistemin devamlılığı, sürdürülebilirliği konusunda çok büyük sorunlar vardı. Gel dedik ya ben aç kalırım. Hepimiz aç kalırız. Biz o yüzden hani bunu durdurma kararı aldık. Başka bir şey yapacağız. İyi ne yapacaksın? İşte bizim yatırımcımız bize sahip çıktı Teknasyon. Bence müthiş bir hareket. Hem hali hazırda geliştirdikleri ufak bir ürün hem de yani ufak yani ürünün ufak boyutlu hali hem de bir belli bir yatırım yaparak mesela ekibe tekrar yatırım yaparak yol açtılar, desteklediler. Şu an Companion diye bir şey yapıyor onlar. Mesela en son 1,4 milyon tane kullanıcısı vardı. Adamlar 4 ayda gelmişler o noktaya. Yani işte o da belki bir üstel büyümeye sahip diyebilirsin ama orada da şu var. Ödeyen müşteri yoksa, senin hedeflediğin şey de ödeyen müşteri ise atıyorum 1,3 milyon user'ın senin için hiçbir anlamı yok. O yüzden hani orada da yani işte şey yapmamak lazım yani rakam mastürbasyonuna girmemek lazım. Yani hedef neyse o hedefe yönelik olarak senin KPI'leri takip etmen lazım. Orası da öyle.